أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين عليه الصلاة والسلام Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, şeriat-ı garra-i Muhammediye, ulum-i şer'iyeyi elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan cümle ulema-i amilin, müellifin, musannifin, şarihin, muhşin, muallikin, hamele-i Kur'an niceleri varsa, kafesinin ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin de ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olanların ruhları için, her birimizin bugünlere gelmemizde, elde ettiklerimizi elde etmemizde, bize yardım ve destek vermiş ve ahirete göçmüş olan ashabi ve erbabi hukukun ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha. Gayr-ı musarif illetleri 9 tanedir demişti. Her birisine birer örnek vermişti. Fel-adlu diyerek tafsila başlamıştı. Adil ile ilgili bir önceki dersimizde gerekli bilgileri vermişti. Adlin tahkiki ve takdiri kısımlarına ayrıldığını örnekleriyle beraber söyledi. وَهِيَ عَدْلٌ وَوَصْفٌ İkincisi vasıftı. Şimdi vasıfla ilgili bize bilgi vermiş olacak. Evvela arkadaşlar, vasıf nedir? اَحْمَرُيَ vasıf deniyor. اَنْسَرُيَ vasıf deniyor. Yani sıfatı kelime dediğimiz var ya, vasıf nedir? Kevnül ismi, bir ismin olmasıdır. Dâllen, delalet edici. Nereye? Alâ zâtin mubhemetin. Mubhem bir zata delalet edici olmasıdır. Mesela diyelim ki arkadaşlar, ehmer ne demektir? Kırmızı demektir. Peki bu kırmızı ne? Tavuk mu? Horoz mu? Kuş mu? Kalem mi? Ev mi? İnsan mı? Gözlük mü? Kağıt mı? Her birisi olabilir. Doğru mu? Ha, o zaman ehmer dediğimiz zaman kırmızılığa delalet eder. Sadece kırmızılığa delalet etmez. Ve kevnül ismi buradaki ehmer delalet ediyor. Bu oluyor. Dâllen delalet edici. Alâ zâtin mubhemetin. Mubhem bir zâta. Ehmer ne demek? Ortada bir zat var. Üzerinde ne var? Kırmızılık var. Ahlar dediğimiz zaman ortada bir zat var. Üzerinde ne var? Yeşillik var. Bu zat muayyen midir? Yani özel isim gibi, Ahmet, Mehmet gibi muayyen midir? Değildir. Onun için buna zat-ı mubheme diyoruz. Ne demek ki ahmer? Kırmızılık taşıyan herhangi bir cisim demektir. Herhangi bir şahıs demektir. Me'huzetin, o mubhem zat alınmış. Me'ba'dı sıfatiha. Sıfatların bazısıyla alınmış. Mesela ehmer dediğimiz zaman eğer kırmızı insan ise o insanın sadece kırmızılık sıfatı burada var. O insanda birçok sıfat var ama burada sadece ehmer dediğimiz zaman hangi sıfatını almış oluyoruz? Kırmızılık sıfatını almış oluyor. Sevaun kânet hâdihid delâletu, isterse bu delalet olsun, bihesebil vâd'i, vâz'ı hesebiyle. Mesela ehmer ne için vâz edilmiş? Zâtun sebete lehul humratu. Zâtun sebete lehul humratu. Bunun vaz'ı bunun içindir. İnternette Molla Cami okutan bir hoca efendinin böyle tevafukan dersinin takririni dinledim. Bir hafta önce takriben. Takririni dinledim derken böyle bir 5 dakika falan burayı anlatıyordu. Yani vasfın tarifini yaparken bu tarifi okuyor. Diyor ki sevaun kânet hâdihi delâletü bihesebil vâd'i. İsterse bu delalet vâz'ı hesebiyle olsun diyor. Mesela diyor, alem olduğu gibi özel isim olursa vâz'ı yoluyla oluyor. Halbuki orada bir gaflet var, bir yanlışlık var. Buradaki vâz'ı'den maksat alem değildir. Alem olduğu zaman zaten vasfa delalet etmez. Alemle vasıf birbirine zıttır arkadaşlar. Çünkü alemde teşahhus var, özel bir şahıs var. Vasıfta ise ehmer dediğin zaman her kırmızı olana şamildir. Her kırmızı, yani vasıf âmdır, alem nedir? Hastır. Onun için burada bir hasebil vaz'a dediği nedir?
Ahmer vaz edilirken ne için vaz edilmiş? Bir zat için. Nasıl bir zat? Mübhem bir zat. O kadar yeter mi? Yetmez. Bazı sıfatlarına delalet eden. Mesela buradaki neye delalet ediyor? Kırmızılık sıfatına delalet ediyor. Ahdar dersen yeşillik sıfatına delalet ediyor. Evet, sebaun kanet hadihi delaletu bi hasabil vad'i, isterse vad'i hasabiyle olsun. İşte mesela ahmara gibi. Çünkü ahmar ne için vaz edilmiştir? Bir zat için. O zatın bazı sıfatı alınmış. O da hangisidir? Kırmızılık sıfatı. Ev bi hasabil isti'mal. Vaz'ı itibariyle değil de isti'mal hasebiyle o mübhem zata delalet eder. Mesela merartu bi nisvetin erba'in. Merartu uğradım bi nisvetin kadınlara. Öyle kadınlar ki erba'in. Dört. Şimdi burada erba kelimesi dört demektir. Erba kelimesi vaz edilirken üç ile beş arasındaki sayı için vaz edilmiştir. Üçün bir üstü, beşin bir altı için vaz edilmiştir. Bir basamaktır o. Sayı basamaklarından bir basamak için vaz edilmiş. Bunda vasıf manası vaz'ı'da yoktur. Sadece sayı basamaklarından bir basamağı beyan etmek için, delalet etmek için vaz edilmiş. Ancak merartu bi nisvetin erba'in dersen, buradaki erba'in nisvetin kelimesinin sıfatı olunca şu demek oluyor. Merartu bi nisvetin mevsufetin bil erba'iyeti. Dört olmak sıfatıyla vasıflanmış olan kadınlara uğradım. Şimdi burada erbade bir vasıflık var terkipte sıfat düşmesinden dolayı. Vazı hesebiyle midir, istimal hesebiyle midir? İstimal hesebiyledir. Şimdi o zaman arkadaşlar, vasıfla ilgili bir tarif yaptım. Vasıf dendiği zaman, efendim, iki türlü olduğunu anladık. Bir, vaz'an bu manaya vasfa delalet eder. Bir de vazı'da vasfiyet yok da, İstimalde vardır. Şimdi bir ikinci noktayı anlatacağım. Bir de arkadaşlar vaz'an vasıflık manası olduğu halde daha sonra isim tarafı galip gelebilir. Yani kelime vaz edilirken ne olarak vaz edilmiştir? Vasıf olarak vaz edilmiştir. Vaz'ında vasıflık manası vardır. Ama daha sonra ne olmuştur? İsim tarafı galip gelmiştir. Şöyle bir anekdot anlatayım size. Biz Yeşil Cami'deyken Ramazanlarda kurs tatil olurdu. O zaman İstanbul'da adet idi. Hatta Türkiye'de örftü, adetti. Efendim camilerde mukabeleler okunurdu. Dolayısıyla Ramazan ayında Kur'an kursları tatil olurdu ki hafız olanlar Türkiye'ye dağılırlardı. Tekirdağ, Edirne, Silivri, Çatalca, bizim hafızlar genelde o bölgelere dağılırlardı. Ramazan boyunca mukabele okurlardı. Mukabeleden sonra bir hasılatla da dönerlerdi. O hasılat onların epey işlerine yarardı. Şimdi hasılattan ziyade orada açılmış olması, cemaatle yüz göz olması, bir de mukabele okumuş olması, teravih kıldırmış olması, hafızını kuvvetleştirmesi açısından, halkla yüz göz olması açısından da birçok faydaları var idi. Şimdi ben de Ramazan'da eğer fırsat olursa memlekete giderdim. Bizim yaylada, memlekette yaylada karma birkaç köyden oluşuyor yayla. Sürmeneliler var. Efendim Araklı'dan olanlar var. Bizde bir de Of'tan olanlar var. Karma bir yayladır bizim yayla. Dolayısıyla oradaki insanlar muhtelif köylerden geldiği için yaylada tanışırlarsa tanışırlar. Aşağıda ilçeler farklı olduğu için tanışmazlar. Şimdi bayram namazını kılacağız. Ramazan bayram namazını kılacağız. Yaylada acele yok. Nasıl olsa bir avuç insan vardır. Hepsinin gelmesini, illa vakit geldi hemen kılalım değil de gelecek varsa kim var eksik. Dediler ki bir dakika namaza durmayalım. Gavur Ali gelmedi. Gavur Ali gelmedi. Bekleyelim onu dediler. Ben şimdi ilk duyduğum zaman şok oldum tabii. Ya bu Gavur Ali ise gelmesine gerek yok. Gelse de namaza katılmayacaktır. Dolayısıyla yani Gavur Ali'yi niye bekleyelim? Tabii ben yaşıma göre büyüklere hürmet ediyorum, sesimi çıkarmıyorum. Sonra geldi Gavur Ali sakallı birisi. Efendim ben namazı kıldım. Şimdi arkadaşlar gavur ifadesi nedir? Efendim bir vasıftır, doğru mu? Ama Gavur Ali dendiği zaman burada isim tarafı galip geldi. Gavur geldi, gavur gitti. Eğer gavur dendiği zaman gavurluk akla gelmiyor da bir şahıs akla geliyorsa
Burada ne olmuştur? İsim tarafı galip gelmiştir. Yani gavur kelimesi vaz edilirken vasıflık manasına vaz ediliyor mu? Ediliyor. Ama şimdi bu tip yerlerde, bu tip istimallerde gavur nerede? Evinde. Gavur nerede? Koyunların peşinde. Çoban. Burada ne oluyor? İsim tarafı galip geliyor. Yani gavur dendiği zaman gavurluk akla gelmiyor. Bu isim kendisine daha çok kullanılan şahıs akla geliyor. Doğru mu? Şimdi buna göre bir başka örnek vereceğim. Esvet ne demektir arkadaşlar? Esvet, siyah demektir. Yani siyah olan bir şey demektir. Doğru mu? Yani siyahlık değil de siyahı taşıyan, siyah olan, üzerinde siyahlık olan insandır, defterdir, kalemdir, kitaptır, evdir vesairedir. Zâtun sebete lehu es-sûdû, es-sevâdû. Evet, yani siyahlık kendisi için sabit olan mübhem bir zattır. Şimdi esvet demek arkadaşlar, siyahlık üzerinde olan her şeye delalet eder mi? Her siyah olan için esvet diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Ama Araplarda esvet bu manada kullanıldığı halde bir başka manada da kullanılır. Mesela esvet, siyah bir yılan var. O yılana esvet dendiği zaman o yılan akla gelir. Şimdi esvet dendiği zaman sadece siyahın akla gelmesi esvedin asıl vazıdır. Ama esvet dendiği zaman yılanın akla gelmesi ne olmuş oluyor? Yılan cinsinden bir cinsin akla gelmiş olması. Efendim burada isim tarafının galip gelmesidir. Burayı anlatabildim arkadaşlar. Şimdi vasıfla ilgili ne dedik arkadaşlar? Buraya kadar ne dedik? Dedi ki vasıf efendim bir isim mübhem bir zata delalet eder. Bazı sıfatlarıyla alınmış mübhem bir zata delalet eder. Buna delaleti vaz'an olur dedik. Veya behesebel istimal olur dedik. Bir böyle açıklama yaptık. Behesebel istimal olana neyi misal verdik? Erba'un misal verdik. Erba'un vaz'ı itibariyle nereye delalet etmez? Vasfa delalet etmez. Ama burada hususi istimal yani terkipte sıfat düştüğünden dolayı vasıflık manasına delalet eder. Böyle baktığımız zaman vaz'an vasıflık manasına delalet eden var. Bir de vaz'an değil de istimalen delalet eden var. O zaman vasfiyeti asliye, vasfiyeti arziye. Vasfiyeti asliye, vasfiyeti arziye diye iki vasıf karşımıza çıktı. Doğru mu arkadaşlar? Erba'ndaki vasfiyet nedir? Merat-ı Binisve'nin Erba'ndaki vasfiyet nedir? Vasfiyeti arziyedir. Demek ki vasfiyeti asliye, vasfiyeti arziye. Vasfiyeti asliyeyi tekrar biz gözden geçiriyoruz. Vasfiyeti asliye, asli üzerine kalır. Bir de isim tarafı galip gelebilir. İsim tarafı galip gelebilir. Ne demek isim tarafı galip gelebilir? Yani normalde esvet dendiği zaman her siyaha delalet ettiği halde esvet dendiğinde eğer siyah yılan akla geliyorsa, yılan cinslerinden, nevilerinden bir nevi akla geliyorsa esvet dendiği zaman yılan akla gelmiş olması neye delalet etmiş oluyor burada? Daha çok isim tarafı galip gelmiştir. İsme delalet ediyor. Yılan akla gelmiş oluyor. Demek ki esvet kelimesi vaz'an her ne kadar onda vasfiyeti asliyesi siyahlık manasında ise de isim tarafı galip gelmiştir. Sanki bir merhale nereden uzaklaşmış? Vasfiyetten ismiyete doğru kaymış. Buna isim tarafının galip gelmesi diyoruz. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bunun üzerine dersimizi bina edelim. El vasfu gayri mus... Buyurun. Vasfiyeti asliyede bazen isim tarafının galip gelebileceğini söylediniz de araziye için böyle bir durum söz konusu değil mi? Yok değil. Vasfiyeti arziye de nihil olsun. Yani vasfiyeti arziye zaten kendisi vasfa delalet etmiyor. O terkipte sıfat düştüğünden dolayı bir vasıflık alıyor. Mesela erba kelimesini siz bir isim vermiş olsanız vasfiyeti arziye ile isim tarafı galip gelmiş olmaz onda. Onda zaten erba neydi? İsimdi. Sayı mertebelerinden bir mertebeydi. Böyle. Tüm vasfı asliyeyi biz şimdi ikiye mi ayırmış olduk? Evet. Yani vasfiyeti asliyi tarif ettik. Vasfiyeti asliye bazen asli üzerine kalır. Onda problem yok. Bazen isim tarafı galip gelir. Yani vasfiyeti asliyeyi ikiye ayırmaktan ziyade iki türlü düşünüyoruz onu. Bir, vasfiyeti asliyedir ve hali üzerine devam etmektedir.
aslında vasfiyet vardı, yine vasfiyet devam etmektedir. Bir de vasfiyeti asliye biraz neye uğradı, dumura mı uğradı diyorsunuz? Yani o umumi manası, her siyah olana denirken şimdi sadece yılanı söylenmiş oldu. Esved deyince akla siyah değil de yılan geldiğine göre burada isim tarafı galip gelmiş oldu. Kalem dendiği zaman akla nasıl böyle bir şey geliyorsa, esved dendiğinde de o yılan geliyorsa burada isim tarafı galip gelmiştir. Anlaşıldı herhalde. Şimdi dersimizdeki örneklerde de biz bunu görmüş olacağız arkadaşlar. El-Vasfu, arkadaşlar El-Vasfu'daki el-iflamı ahdi harici alacaksınız. El-Vasfu, o gayr musarif illetlerinden birisi olan vasfiyet var ya, o efendim şartuhu, onun şartı nedir? Biz neyi okuyoruz arkadaşlar? Gayr musarif illetlerini okuyoruz. O zaman bize vasfı anlatmıyor. Vasfı min haythu huve vasfun anlatmıyor. Bize gayr-i munsarif illeti sayılması açısından onu anlatıyor. Bizim dersimiz mutlak vasıf değildir. Bizim dersimiz nedir? Gayr-i munsarif illeti olan vasıftır. Onun için el-vasfudaki el-iflam ahdi haricidir dedim. El-vasfu o gayr-i munsarif illetlerinden birisi olan vasfiyet. Şartuhu onun şartı. Yani ne demek arkadaşlar? Gayr-i munsarif illeti sayılmasının şartı demektir. Peki vasfın gayr-i munsarif illeti sayılmasının şartı nedir? En yekûne fil asli, aslında olmasıdır. Yani vazı hasebiyle olmasıdır. Vazı hasebiyle olmasıdır. Öyleyse, şart bu ise buna ne tefri' eder? Şart bu ise buradaki fa-fa-i tefri'iyedir arkadaşlar. Yani eğer gayri, bir vasfın gayr-i munsarif illeti sayılmasının şartı aslında olmak, vazı hasebiyle olmak ise bundan şöyle bir netice doğar. Şöyle bir mesele doğar. Fa-fa-i tefri'iye. Bu şartın, bu kuralın üzerine bina edilebilmesine. Bir mesele. Fela tadurruhu. Vasfa zarar vermez. Gayr-i munsarif illeti sayılmasına zarar vermez. El-galebetu. El-galebetu, galebetul ismiyeti demektir. El-galebetu'deki eliflam muzafun ileyhten ivazdır. El-galebetu, galebetul ismiyeti, isim tarafının galip gelmesi, felâ tadurruhu, vasfa zarar vermez. Arkadaşlar, konunun bütünlüğünü halletmek için, bağlamak için ne diyeceğiz? Şartuhu, gayr-i musarif illeti sayılmasının şartı diyeceğiz. Doğru mu? Peki, sonra felâ tadurruhu, ona zarar vermez. Yani, gayr-i musarif illeti sayılmasına zarar vermez. فَلَا تَضُرُّهُ vasfa zarar vermez. Nesine zarar verecek? Suyunu mu kurutacak? Ayağına mı kurşun sıkacak? فَلَا تَضُرُّهُ ona zarar vermez. Yani gayr-i munsarif illeti sayılmasına etki yapmaz. Ne? اَلْغَلَبَتُ اَيْ غَلَبَتُ الْاِسْمِيَّتِ İsim tarafının vasfiyet üzerine galip gelmesi zarar vermez. Ne demek isim tarafının galip gelmesi? Yani esved dendiği zaman arkadaşlar her siyaha şamil olduğu halde, her siyahta kullanılabilir olduğu halde esved dendiği zaman her siyaha değil de bu siyahlardan bir kısmı akla geliyor. Mesela ne akla geliyor esvette? Yılan akla geliyor. Edhem diyorsun, siyah demir akla geliyor. Telhiste le ehmilenneke alel edhemi vel eşhebi, hatırlar mısınız? Çağrışım var hocam. Efendim? Evet. Bu telhis galiba. Evet. Şimdi edhem kelimesi arkadaşlar, evet, kendisinde dühmet olan, siyahlık olan her şeye dendiği halde edhem bukaya, siyah bukaya, zincirin kalınlığına bukaya istimal edilirse isim tarafı galip geldi demektir. İsim tarafının galip gelmesi demek, net bir şekilde anlatıyorum. Misal üzerinden, esved kainatta siyahlık üzerinde bulunan her şeye şamil olduğu halde, siz esved dendiği zaman bunlardan sadece bir kısmı, mesela siyah yılan akla geliyorsa burada ne olmuştur? İsim tarafı galip gelmiştir. Peki bir kelimenin vaz'inde vasıflık olduğu halde isim tarafı galip gelse gayr-i musarif illeti sayılır mı? Elbette sayılır. Biz vasıfın gayr-i musarif illeti olmasında şart olarak vaz'a itibariyle vasfiyetin olmasını arıyoruz. Vaz'a itibariyle vasfiyet varsa isim tarafının galip gelmesi zarar vermez dedik. Nereye zarar vermez? Gayr-i munsarif illeti sayılmasına zarar vermez.
Buyur. Hocam isim tarafı ağır basıyorsa o zaman alemiyete niye girmiyordu vasfı giriyor? Güzel bir soru. Kim cevabını verecek arkadaşlar? Vazı itibariyle olduğu için. Vazı itibariyle vasfı olduğu için. Şimdi arkadaşlar. İnsan dersem hepiniz insansınız. Ama Yusuf Ali dersem, biraz önce insan içerisine girdiği halde şimdi Yusuf Ali dememle insan demem arasında fark var mı? Esvet alem değil ki. İsim başka, alem başka şeydir. Kalem isimdir ama alem değildir. Yılan isimdir ama alem değildir. Siyah yılan isimdir ama alem değildir. Alem başka, isim başka. Tamam? Evet. Güzel bir soru. Yani isimle alemiyeti birbirine karıştırma imkanı olabilir. Kardeşimizin sorusu ne yapmıştır? Bunu netleştirmiştir. Felidâlike bundan dolayı. Neden dolayı? Yani vasfın şartı neydi? Aslında olmaktı. İsim tarafına galip gelmesi zarar vermez dedik. Bundan dolayı surife munsarif oldu. Merartu binisvetin erba'in. Merartu binisvetin erba'indeki erba'un kelimesi munsarif oldu. Şimdi biz dedik ki vasfın şartı aslında olmaktır. Merartu binisvetin erba'in kelimesine baktığımız zaman, yani buradaki erba'in kelimesine baktığımız zaman, erba kelimesi, efendim, vasfiyet manası var mı burada? Vardır. Çünkü merartu uğradım binisvetin kadınlara. Öyle kadınlar ki terkipte vasıf sıfat düştüğüne göre burada bir vasfiyet manası olmuştur. Ama erba kelimesinde bu vasfiyet aslında var mı? Aslında yok. Peki erba kelimesi aslında ne için vaz edilmiştir? Üçün bir üstüne, beşin bir altına o rakam basamağına vaz edilmiştir. Dört dediğimiz şeye vaz edilmiştir. Türkçede de dört kelimesini aynı şekilde ne deriz? Üçün bir üstü, beşin bir altı makamına, derecesine vaz edilmiştir. Şimdi o zaman erba kelimesi vazı itibariyle ne değildir arkadaşlar? Vasıf değildir. Peki buradaki istimal hasebiyle vasıf mıdır? Vasıftır. Erba kelimesi bir vezni fiil, bir de vasıf kelime gayr musarif olabilir mi? Olamaz. Çünkü burada her ne kadar vasfiyet varsa da şartı tahakkuk etmemiştir. Aslında olması gerekiyordu. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki diyoruz ki vasfın şartı aslında olmak olduğundan dolayı merartu binisvetin erba'indeki erba kelimesi gayr musarif olamamıştır, musarif olmuştur. Her ne kadar vezni fiil varsa ikinci şart olan vasfın şartı bulunmamıştır. Tek kelime illetle kelime gayr-ı munsarif olmaz. وَمْتَنَعَ غَيْرِ munsarif oldu. وَمْتَنَعَ مِنَ السَّارْفِ Sarftan mumteni oldu. Yani gayr-ı munsarif oldu. Ne? اَسْوَدُ وَاَرْقَمُ لِلْحَيَّةِ وَاَدْهَمُ لِلْقَيْدِ Evet. Esved kelimesi ve erkam kelimesi Lilhayyeti yılana isim olmuş. Esvet böyle siyahımsı olan bir yılanın ismidir. Erkam kelimesi de alaca olan, siyah beyaz olan yılana isim verilmiştir. Yani aslında arkadaşlar erkam alaca olan her şeye, siyahlı beyazlı olan her şeye vaz edildiği halde burada erkam o alaca olan yılana Ra'aytu erkame dediğin zaman alaca yılan gördüm. Ra'aytu esvede efendim siyah yılan gördüm demiş oluyorsun. Şimdi ra'aytu esvede dediğin zaman siyah olan herhangi bir varlık gördüm anlamında değildir. O anlamda olsaydı ne olur? Vasfiyet orada asıldır. İsim tarafı galip gelmemiştir. Yani herhangi bir siyah varlık gördüm demiş olursun. Bizim burada anlatmak istediğimiz esved normalde herhangi bir siyah manasında olduğu halde siyahların içerisindeki varlıklardan sadece siyah yılan akla geliyor. İsim tarafı bu demektir. Yani özel isim değil, değil mi arkadaşlar? Erkam dendiği zaman alaca beyaz, yani siyah beyaz alaca olan her varlığa söylendiği halde tavuk da olabilir, horoz da olabilir, diğer kuş da olabilir, diğer varlıklar da olabilir. Ama edhem dendiği zaman, affedersin, erkam dendiği zaman alaca yılan akla geliyorsa isim tarafı galip gelmiştir. Peki vasfiyeti asliye var mı? Var. Bir de vezni fiil var. İki illetli kelime gayr-ı musarriftir. Vezni fiil burada bizim üzerine çok duracağımız bir şey değildir. Biz burada neyi anlamaya çalışıyoruz? Vasfiyeti asliye var mı? Yok mu? Bu tamamdır.
ve edhemu lil kaydi. Ve edhemu, edhem de gayr-ı munsariftir. Lil kaydi, yani kayt dediği buka demektir. Bukaya isimdir. Yani biraz normalde ma fihi duhmetun demektir. Yani üzerinde siyahlık olan şeye de edhem deniyor. Arapça zengin bir dildir. Esvet siyah olduğu gibi edhem de siyah demektir. Ma fihi duhmetun. Efendim, o kalın zincir bukağı zaten demir ne olur? Siyah olur. Edhem dendiği zaman hani Haccac ne yapmış? Le edhemenneke alel le ehmilenneke alel edhemi vel eşhebi. Yani seni zincirlerle, bukağlarla bağlayacağım. Cezalandıracağım seni demişti ediplerden birisine. O da onun kelamını başka manaya çekti. Mislüke yahmilu alel edhemi vel eşhebi dedi. Yani senin gibi bir sultan siyah ata da bindirir. Efendim beyaz ata da bindirir. Onu hemen çevirdi şey manasına, edhemi kaydırdı. Siyah at manasına kaydırdı. En son atiyelerle huzurundan, yani idam edecekti onu, atiyelerle huzurundan ayrılmış oldu. Evet arkadaşlar, burada erba kelimesi munsariftir dedik. Ama esvet, erkam, edhem kelimeleri gayr-ı munsariftir dedik. Arada fark nedir? Erba'ın da vasfiyeti asliye yoktur. Bunlar da vasfiyeti asliye vardır. Ayrıca bunlar da vasfiyeti asliye vardır ama isim tarafı galip gelmiştir. İsim tarafının galip gelmesi zarar vermez. Burada kamil bir şeye misal vermedi arkadaşlar. Yani ne demek kamil bir şeye misal vermedi? Vasfın şartı aslında olmaktır. Misali de şudur deyip de öyle bir misal vermedi bize. Şartını söyledikten sonra biraz problemli gözükenleri misal olarak verdi. Yani ben şartta dedim ki efendim vasfın şartı aslında olmaktır. İsim tarafının galip gelmesi zarar vermez. İsim tarafının galip geldiklerine örnek verdi. Doğru mu? Vasfeti asliye olmayana erban kelimesini örnek verdi. Ama isim tarafının galip gelmediği, vasfiyetin sapına kadar asli olduğu öyle bir örneğe ihtiyaç duymadı. Şimdi arkadaşlar, en son dersimde bir şey söylemiştim, hatırlatıyorum. İsimlerde asl olan muğrab olmak mı, mebni olmak mı? Muğrab olmak. Muğrab isimlerde asl olan munsarif olmak mı, gayr munsarif olmak mı? Munsarif olmak. O zaman bir kelime munsarifse neden munsariftir sorusu olmaz. Gayr munsarifse sebebe ve illete ihtiyaç vardır. Gayr munsarif olduğunu gördüğümüz ve bildiğimiz bir kelimede iki tane illet veya iki illet makamına kaim bir illet bulmamız gerekmektedir. Şimdi Arapçada kullanılan ef'a kelimesi var. Ef'a engerek yılanına deniyor. Engerek yılanına ef'a deniyor. Bir de Arapçada kullanılan ecdel kelimesi var. Ecdel kelimesi de şahin, çakır doğan efendim anlamında kullanılıyor. Şahin'in doğanın ismidir ecdel. Bir de ehyel var. Arı kuşu. Arı kuşu. Böyle arıları havada kapan kuş vardır. Yeşil, böyle yeşilimsi bir kuştur. Üzerine biraz kırmızı şey de vardır. Ona arı kuşu derler. Efendim, havada arılar gidip gelirken havada arıyı kapar yani. Şeyler, arıcılar buna çok düşmandırlar. Şimdi ehyel kelimesi dedi ki arı kuşu demektir. Ecdel ne demekti? Şahin doğan demekti. Şimdi arkadaşlar ef'a kelimesi, acaba ef'a kelimesi pislik manasına gelen fa'vet kökünden midir değil midir? Yani ef'a ejderha demektir. Acaba bu fa'vet pislik manasına gelen fa'vet kökünden midir değil midir? Ecdel, kuvvet ve güç manasına gelen cedil kökünden midir, değil midir? Hani Şahin'de doğanda ne vardır? İyi bir kuvvet vardır. Bundan muştak mıdır, değil midir? Bir de ahyel, efendim hal kelimesinden, hıyalen kelimesinden alınmış bir kelime midir, değil midir? Şimdi hal
hani dayı manasında olan hal değil bu arkadaşlar. Yani siyah nokta benekler olana zül hıyelan denir. Yani acaba ahyel bu siyah benekler anlamında olan halden muştak mıdır? Eğer bu kelimeler efa kelimesi Ömer Faruk eğer efa kelimesi faavet kökünden geldiği belli olsaydı burada vasfiyeti asliye olacaktı. Doğru mu? Faavet pislik manasındaydı. O zaman pis olan demekti. Doğru mu? Eğer ecdel kelimesi kuvvet manasında olan cedilden alınmış olsaydı bunda efendim kuvvetli olan manasında vasfiyet olduğu kesinleşecekti. Ahyel de aynı şekilde. Ancak arkadaşlar efa kelimesinin faavetten alındığına dair ecdel kelimesinin cedil kökünden ahyel kelimesinin hal kökünden alındığına dair bir delilimiz yoktur. Esvet'te olduğu gibi, Erkam'da olduğu gibi, Edhem'de olduğu gibi burada bu kelimeler böyle bir asıldan alındığına dair bir delilimiz yoktur. Olmayınca bunu biz oradan alınmış gibi vasfiyete hamledip kelimeyi gayr munsarif yapabilir miyiz? Biraz önce kullandığım ifadeyi tekrar söylüyorum. Arkadaşlar kelimede asıl olan munsarif olmaktır. Biz bu kelimeleri gayr munsarif yapabilmek için illet bulmamız lazım. Efa faavettendir diyeceğiz. Bunu delille ispatlamamız lazım. Ecdel cedil kökünden gelmiştir diyeceğiz. Bu kesin olması lazım. Kesin olmayınca o zaman kelimeleri aslı üzerine bırakmış oluruz. Binaenaleyh diyor ki ve da'ufe zayıf oldu men'u ef'a ef'a kelimesinin gayri munsarifliği zayıf oldu lil hayyeti yılana en gerek yılanı ef'a deniyor. Bu kelime yılanda kullanıldığı zaman efendim bunu gayri munsarif olarak kullanmak zayıftır. Ne demek zayıftır? Yani Arap dilinde edebiyatı kendisine şiar edilmiş olan düzgün konuşan insanlar bunu gayri munsarif olarak kullanmazlar. Halk dilinde ammicede yapabilirler. Sözü muteber olmayan yani fusaha nezdinde sözü muteber olmayan şahit alınmayan insanlar yapsa onlara yakışabilir ama aklı başında sözü muteber olan edebiyata malik ve melekesi olan insanlar bunu gayrimusarif olarak kullanmazlar. Zayıfiyet demek yani edip insanlar bunu gayrimusarif olarak kullanmazlar demektir. Şimdi ben burayı anlatırken arkadaşlar geçmişte fi tarihinde hafızlık yapan hafızlığıyla biraz da ilgilendiğim birisi vardı. Ben de çok sıkıştırdım bunu. O da çok tembellik yapardı. Giderdim derdim ki kardeş ders hazır mı? Hazır hazır hocam. Biraz zayıf. Oku. Biraz zayıf zayıf. Peki yarım saat sonra geleceğim diyordum. Yarım saat sonra geliyorum. Hazır mı dersin? Hazır hocam hazır. Oku. Zayıf hocam. Hadi zayıf olsun oku diyorum ona. Hiçbir şey yok. Şimdi o arkadaşın zayıfı demek yok demektir. Kafiyede de zayıf dediği zaman aşağı yukarı öyle bir zayıftır. Yani eğer İbn Hacib zayıf diyorsa edebiyat dilinde yok demektir bu. Edebiyat dilinde edip olan insanlar tarafından bu kullanılmaz demektir. Demek ki yılana kullanılan efa kelimesi faavetten doğduğu ne değildir? Kesin değildir. Peki ve ecdel ecdel kelimesi de gayri munsarifliği nedir? Zayıftır. Bu lisakri. Efendim şahin için vaz edilmiştir. Ve ahyelü littairi ahyel de bir kuş için, arı kuşu için vaz edilmiştir. Bunların gayri munsarif olması zayıftır. Çünkü biz bunların efendim bu köklerden alındığına dair kesin bilgimiz yok. Şimdi sizden şöyle bir itiraz gelebilir arkadaşlar. Efendim? Alemi olsa hayvan için.
ikinci illet ne yapacaksınız? Arkadaşlar, bu özel isim değil zaten. Özel isim olduğu zaman gayrimusarif olsa vasfiyet orada muteber değildir. Diyelim ki bir alemiyet bir vezni fiilden dolayı ecdeli, hani gavur Ali gibi birisine alem yapsak onu, ecdeli kelimesinin birisine alem yapmış olsak, o zaman vezni fiil ve alemiyet kelime gayrimusarif olur. Ama vasfiyet söz konusu değil. Biz neyi okuyoruz? Vasfiyet illet sayılır mı sayılmaz. Şimdi arkadaşlar, bu yaptığım açıklamadan er veya geç sizden şöyle bir soru gelecek. Ben soruyu size sormadan ben sorayım onu. Cevabını da vereyim. Siz zahmet etmeyin. Siz burada şöyle bir soru sorarsınız. Hocam, efa kelimesinde efendim faavetten doğduğuna dair bir delilimiz olmadığı halde biz kelimeyi olmadığı için kelimeyi gayrimusarif yapmıyoruz. Peki Ömer'in Amir'den odül ettiğine dair bir delilin var mı ki? Ya bu da çifte standart var. Ömer'in amiründen, Züfer'in zafiründen, Katame'nin katımetinden udül ettiğine dair bir delilin var mı? Faavet'te delil yok diye bay bay. Sen munsarifsin diyoruz. Ama Ömer'de, Züfer'de değil mi arkadaşlar? Böyle bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı nedir? Arkadaşlar, Ömer kelimesi, Züfer kelimesi Araplarda gayrimunsarif olarak kullanıldığı muttefakun aleyhtir. Onu biz gayrimusarif yapmıyoruz. Gayrimusarif olarak bulduk. Gayrimusarif olarak bulduğumuz için biz sadece ne yapıyoruz? Bizim görevimiz uydurulladığına. Biz buna ikinci bir illeti uyduracağız. Alemiyeti bulduk, öbürünü bulamadık. Geriye kalan 8 illeti taradık. Adilden başka elverişli olacak hiçbir tane yoktur. Biz darda kaldığımız için orada ne yaptık? Ama efa kelimesi, ecdel kelimesi, ahyel kelimesini biz gayrimusarif olarak bulmadık. Biz şimdi mesela vasfın şartı aslında olmaktır dedik değil mi? Bir de vezni fiil. Böyle bulduğumuz her kelimeyi Araplar bunu gayrimusarif olarak kullanıyor mu, kullanmıyor mu düşünmeden, bilmeden ne yapabiliriz? Biz gayrimusarif yaparız onu. Niçin? Vasfiyet, vezni fiil, şartlar bulunduğu kelimeyi gayrimusarif yaparız. Ama efa kelimesi, ecdel kelimesi, ahyel kelimesi, Ömer'den farkı nedir? Bunlar eğer bize Araplardan gayrimusarif olarak gelselerdi, tamam biz de o zaman illetini bulacaktık. Ama bu öyle değildir. Biz şartları oluşturabilirsek bu kelimeyi gayrimusarif olarak kullanacağız. Şartları oluşturamazsak gayrimusarif olarak kullanmayacağız. Erbaun kelimesinde vasfiyet bulduk, hemen mal bulmuş mağribi gibi ne yapmadık? Kelimeyi gayrimusarif yapmadık. Baktık şartları var mıdır, uyuyor mu, uymuyor mu? Şartlar uymayınca kelimeyi gayrimusarif yapmadık. Merâtü bi nisvetin erba'a demedik yani. Erba'in dedik, kelimeyi munsarif yaptık. Vasıf meselesi anlaşıldı mı? Vasıfla ilgili soracağınız bir soru var mı? Yoktur diyorum. Hemen öbürüne geçiyorum. Arkadaşlar hemen ette'nîtu. Hemen ne yapalım? Elif lamı? Ahd-ı harici yapalım mı? Yapalım. وَهِيَ عَدْلٌ وَاسْقٌ وَتَعْنِيثٌ dedi. اَتْتَعْنِيثٌ O te'nis. Hangisi yani? Biz burada şimdi müennesi مِنْ كُلِّ الْبُجُوهُ anlatmayacağız. Müennesi sadece ve sadece gayri munsarif illeti olması açısından açıklayacağız. Siz internete girseniz اَتْتَعْنِيثٌ diye bir başlık yazsanız bunu anlatmaz size. Müenneslik nedir? Alametleri nelerdir? Bunları anlatır size. Öyleyse ette'nîs başlığı bize müstakil bir başlık değildir. Elif lam ahdi haricidir. Ette'nîs gayr-ı munsarif illeti sayılan, illetlerinden birisi sayılan müenneslik var ya, ha işte o. Peki bu tamam. Ette'nîsu bitta'i. Bu te'nîs de iki kısımdır arkadaşlar. Te'nîs-i lafzî, te'nîs-i manevi. Te'nîs-i lafzî, te'nîs-i manevi. Te'nisi lafzı nedir? Müenneslik alametleri olan üç tane, üzerine ha diye durulan ta var. Bir de elif-i maksure var. Bir de ne vardı? Elif-i memlude. Eğer te'nis alameti lafzında bulunuyorsa buna te'nisi lafzı denir. Bir de kendisi müennes olduğu halde te'nis alametleri üzerinde lafzan bulunmuyorsa ona te'nisi manevi denir. Mesela Zeynep nedir? Te'nisi manevidir. Talha nedir? Te'nisi lafzidir. Ha. Şimdi bize te'nisi arkadaşlar elif-i maksure, elif-i memdude hariç.
Elif-i Meksure, Elif-i Memdude'yi neden hariç dedim? Çünkü onlar iki illet makamına kaimdi zaten. Doğru mu? Biz burada şimdi teenisi lafzı ile teenisi manevi ağırlıklı olarak görmüş olacağız. Bu teenisi de anlatırken teenisi lafzının şartı farklıdır. Teenisi manevinin şartı farklıdır. Et-te'nisu bit-ta'i. Yani şunu demek istedi. Lafzı olan ve ta ile olan dedi. Sadece et-te'nisu lafzı yüdeseydi Elif-i Maksure, Elif-i Memdude de girerdi buna. Onun için et-te'nisu bit-ta'i dedi. Elif-i Maksure, Elif-i Memdude buraya girmiyor. Teenisi lafzının sadece ve sadece ta ile olan kısmı. Şartuhu, şartı. Nesinin şartı arkadaşlar? Müennes olmasının şartı mı? Gayr-ı musarif illeti olmasının şartı nedir? El-alemiyyetu. El-alemiyyetu, alem olmaktır. El-alemiyyetu, alem olmaktır. Arkadaşlar, el-alemiyyetü'deki ya ne yasıdır? Şöyle bir şey sorayım size. Siz mastarlarda el-mesadirul mec'ule diye bir şey biliyor musunuz? El-mesadirul mec'ule, el-mesadirul menhute. Yontma mastarlar var, uydurma mastarlar var, yapma mastarlar var, bir de asıl mastarlar var. Bu ifadeler kulağınıza yeni mi geliyor? Hızlı bir şekilde geçeyim. Arkadaşlar, mesadiri menhute, yontma mastarlar demektir ki cümlelerden alınmıştır. Mesela la havle ve la kuvvete illa billah cümlesinden havkale alınmış. Havkale, la havle ve la, ne demek havkale? La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Besmele, bismillahirrahmanirrahim'den alınmış. Besmele, besmele, besmeleden. Bunlara ne deniyor? Mesadiri menhute deniyor. Mesadiri menhute, yani kalabalık kelimelerden veya cümlelerden alınmış, mastara döndürülmüş. Besmele, hamdele, salvele ve havkale gibi, bunlara mesadir menhute diyoruz. Bir de mesadir mec'ule var. Nedir mesadir mec'ule? Yapma mastarlar demektir. Yani bir sıfat veya camit bir kelimeye, bir sıfat veya camit bir kelimeye bir yay mastarıya ilave ediyoruz. Yay mastarıya ilave ederek ondan mastar manası alıyoruz. Mesela insan bir isimdir. Efendim, biz buna insaniyet dersek insanlık demektir. El-insaniyet insanlık demektir. Şimdi burada bir mastar manası aldık. Buna mastar-ı mec'ul denir. Cemisine de ne denir? Mesadir-i mec'ule denir. Alem kelimesi arkadaşlar camit bir isimdir. Bunu biz, bundan siz mastar manası almak isterseniz el-alemiyyetu, alem yapmak, alem olmak manası verirsiniz. Demek ki buradaki alemiyeti ya yay mastariye olmuş olur. Tamam. Buradaki ya'nın ikinci bir ihtimali de vardır arkadaşlar. Nispet yası olabilir. El-alemiyetteki yani yası olabilir, nispet yası olabilir. Mastar yası ise ne manası veriyoruz? Alem olmaktır. Alem olmak. Alem olmak mastar manası değil mi? Peki nispet manası verirsek nasıl mana vereceğiz? Şartuhu, şartı nedir? El-alemiyetu, alem cinsine mensup olmaktır. Alem cinsine mensup olmaktır. Yani o ta, üzerinde ta taşıyan, müenneslik alameti taşıyan herhangi bir kelime değil de aleme mensup olan bir kelime olmalıdır. Anlaştık mı burada? Şartuhu, şartı nedir? El alemiyyetu, alem olmaktır veya aleme mensup olmaktır. Bu bilgiler arkadaşlar, bu ifadeler sizin bilgi dağarcığınızı jimnastik yapmış olur. Bu ifadeleri ilk duyduğunuz zaman biraz efendim yabancı gelebilir ama tekrar tekrar duyunca bunlar size meleke olmuş olacak. Böyle kenardan baktığınız zaman kendiniz bunları anlayacaksınız. Kendiniz hemen kavrayacaksınız. Peki şartuhu el-alemiyyetu, şartı alem olmaktır veya aleme mensup olmaktır. Arkadaşlar, tenis bil elifte böyle bir şart yoktur. Hubla da, hamra da böyle bir şart yoktur. Neden alem olmak şarttır? Mesela Nasır-ı Tün'de arkadaşlar vasıflık var mı? Nasır-ı Tün'de vasıflık var mı? İsim faaldir ya.
Biraz şüpheli konuşuyorsun. Nasırettin zaten sıfatı kelimede. Her sıfatı kelimede vasıflık var mı? Var. Nasırettin'de vasıflık var bir. Müennesik var. İki, hadi kelimeyi verme sorif yapalım. Yemez. Çünkü tenisi lafzının şartı nedir? Kevnuhu alemen şartuhu el alemiyyetu. Nasırettin'deki ta gayri munsarif illeti değildir. Çünkü şartı bulunmamıştır. Çünkü şartı bulunmamıştır. Peki neden tenisi lafzıydı? Yani ta'nın olduğu yerde alemiyet şarttır. Tenis bil elif de şart değildir. Arkadaşlar tenis bil elif de daha önce dünkü derste de söylemiştim onu bir önceki derste. Efendim tenis kelime lazımdır, ayrılmaz ondan. Ama tenis ta'ya gelince nasırun da dersin, nasırun da dersin, oynaktır o. Alem olursa alem değişmez. Alemler neyi kabul etmez? Mesela Fatımetü'nün ta'sı ile Nasırettin'in ta'sı eşit midir? Değildir. Fatımetü ta'sız olmaz. Ama Nasırettin'den ta kalkabilir. Alem olmakla beraber o ta'yı orada ne yapmış oluyoruz? Lazım kılmış oluyoruz onu. Çünkü ne olmuş olacak bu? Tenis tezkirin fer'idir değil mi? Bu fer'iyeti pekiştirmek için efendim burada neyi şart koşuyoruz? Alem olmasını şart koşuyoruz. Peki. Bir de şu vardır, alemlerin çoğunda mesela salihe, salih kelimesi eğer bir adamın ismi ise mesela Ali diyelim. Ali kelimesinin asıl vazı özel isim değildir. Eğer özel isim olarak veriyorsa bu için ikinci vazıdır. Yani bir Ali vardı, sonra alem kılınınca başka bir Ali oldu. Bir salih vardı, salih kelimesi vardı. Alem kılınınca ne oldu? Adeta ikinci bir vazı salihte gerçekleşmiş oldu. Salih, her salah sahibi olana söylenirken bir çocuğun adını salih koyarsak ne olmuş oluyor? İkinci bir vazı o kelimede gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla ikinci vazı gerçekleşince o kalıbı değiştiremez. O kalıp değişmez. Yani ne kalmış oluyor orada? O ta kelimeye yapışıp kalmış oluyor. Vel maneviyyü kedalik. Tenisi lafzı böyle. Tenis bitta lafzı böyle. Yani şartı nedir? Alem olmaktır. Tenis-i manevi, tenis-i lafzının karşısı tenis-i maneviydi. Tenis-i maneviden neyi kastediyoruz? Yani tenis alameti ta onda ne değildir? Lafzan değildir, melfuz değildir. Mesela Zeynep'te olduğu gibi, Hint'te olduğu gibi değil mi? Vel manevi yükedelik. Yani nasıl ki tenis-i lafzı da alemiyet şart ise, tenis-i manevide de alemiyet şart. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Alemiyet bulunmadığı hiçbir yerde tenis ne sayılmaz? Gayr-ı munsarif illeti sayılmaz. Gayr-ı munsarif illeti sayılmaz. İster tenisi lafzı olsun, isterse tenis manevi olsun. Her ikisinde de efendim şarttır. Şimdi yalnız tenisi manevide bir kelime, tenis-i manevi ile müennes ise ve de alemiyet varsa onda efendim kelime gayr-i musarif olabiliyor. Kelime gayr-i musarif olabiliyor. Mecbur mudur? Tenis-i lafzı gibi mecbur mudur? He. Tenis-i manevi tenis-i lafzıya göre biraz daha esnektir. Yani o da ne oluyor? Nasıretünde yani Fatımetünde ta kendisini ispatlıyor, gösteriyor kendisi ama Hindünde ta yok ki. Zeynep'te ta yok ki. Efendim, bu tip yerlerde tenis bir, alemiyet olunca kelime gayr-i munsarif olma hakkını kazanmıştır. Ama gayr-i munsarif olması kesin midir? Diyor ki burada bir kesinlik vacip olabilmesi için bir ilave şart daha var. Ve şartu tahattumi te'thirihi. Ve şartu tahattumi te'thirihi. Tenis-i manevinin tenis-i manevinin şart, tahattüm demek kesin demek arkadaşlar, tesiri, tesirinin kesinleşmesinin şartı. Yani vücuben gayr-i munsarif yapmasının şartı. Ve şartu tahattümi tesirihi, tenis-i manevinin tesirinin kesinleşmesinin şartı nedir? Üç şeyden birisidir. Ezziyâdetü alel-felâteti, ya üç harften fazla olacak, ev teharrukul evsati veya orta harfi harekeli olacak,
evil ucmetu veya ucme olacak. Arkadaşlar, tenis-i manevi gayr-ı musarif illeti sayılmasının şartı nedir? Alem olmaktır. Mesela Hint, bayan ismi midir? Evet. Tenis-i manevi midir? Evet. Müenneslik 1, alemiyet 2. İki illetle kelime gayr-ı musarif midir? Evet. Gayr-ı musarif olabiliyor. Peki arkadaşlar, ca'etni hindun, ra'aytu hinden, marartu bi hindin diyoruz biz. Demek ki buna göre ca'etni hindu, ra'aytu hinde, marartu bi hinde diyebiliriz. Doğru mu? Tamam. Tenis-i manevide alemiyet var. Müenneslik var. İki illetle kelime gayr-ı musarif olabilir. Ancak bu gayr-ı musarif olmasının vacip olabilmesi için üç şeyden birisine ihtiyaç var. O tenis-i manevi ya üç harften fazla olacak. Ne gibi? Zeynep'te olduğu gibi. Zeynep'te tenis-i manevi var. Alemiyet şartı tuttu. Üç harften fazla olacak. Üç harften fazla oldu mu? Oldu. Ev teharrukul evsati veya ortası harekeli olacak. Mesela sekar, cehennemin tabakalarından bir tabakanın adıdır. Tenis-i manevidir. Alemiyet 1, müennestlik 2, kelime gayr-ı musarif olacak. Peki vücuben gayr-ı musarif olması için ne aranıyor ayrıca? 3 harften fazla olacak değil. Veya ortası harekeli olacak. Sekar ortası harekelidir. Tamam. Bu da o zaman vücuben gayr-ı musariftir. Peki bir de arkadaşlar ma ve cur kelimeleri. Şimdi mah ve cur kelimeleri birer özel isimdirler. Birer özel isim olan mah ve cur kelimeleri iki beldenin özel ismi olan veya kabilenin ismi olan mah ve cur kelimeleri bir bunlarda kabile isimleri arkadaşlar. Belde isimleri müennes olur. Kabile isimleri, belde isimleri ne olur? Müennes olur. Şimdi mah ve cur kelimelerinde tenis alameti var mı? Tenis-i lafzı mı? Tenis-i manevi mi? Tenis-i manevidir. Alemiyet var mı? Var. Kelime gayr-ı musarif olmayı yakaladı mı? Yakaladı. Ancak burada vücuben gayr-ı musarif olabilmesi için üç şarttan birisine ihtiyaç var. Ya üç harften fazla olacak Zeynep gibi değil. Mah üç harfidir. Veya ortası harekeli olacak mah ve cur ortası harekeli değildir. Veya ucme olacak. Mah ve cur Arapça isimler değillerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar ucmedir. Ama burada bir şey dikkatinizi çekmek isterim. Ucme de gayr-ı musarif illetlerinden bir illettir ama buradaki ucmelik gayr-ı musarif illeti değildir. Nereden bileceğiz biz bunu? Ucmenin şartını okuduğumuz zaman buradaki evet ucmelik var ama gayr-ı musarif illeti sayılacak bir ucmelik yok. Sadece buradaki ucmelik nereye destek oluyor? Tenis-i manevinin, alem olan tenis-i manevinin vücuben gayr-ı musarif olmasına etki yapmış oluyor. Tesiri buradadır arkadaşlar. Diyoruz ki tenis-i manevinin şartı alem olmaktır. Ancak ve şartu tahattümü te'sirihi tenis-i manevinin vücuben tesirinin şartı nedir? Ez-ziyadetü ale's-selâseti. Üç harf üzerine ziyade olacak. Ne gibi? Zeynep gibi. Ev teharrükül evsatî veya üç harf ise ortası harekeli olacak. Sakar'da olduğu gibi. Evil ucmetu veya ucme olacak. Efendim mah ve cürde olduğu gibi. Neden bu üç tane şeyden birisi şarttır? Bak, üç tane şartı yok. Üç şeyden birisi. Bir tane şartı var. Ya, doğru mu? Üç tane şartı yok. Bir tane şartı var. Üç şeyden birisi olacak. Ya o, ya o, yahut da o. Ya üç harften fazla olacak veya ortası harekeli olacak veya ne olacak? Ucuma olacak. Onun sebebiyle hocam o her değil münasebatı kaydesin. Yani Hindu kelimesi mesela biz her zaman onu musarif olarak burada bulduğumuz için mi böyle bir şey yapmış? Yok yani kalksan sen için caetni hindu raytu hinde meratu bi hinde desen sana kimse bir şey diyemez. Yani.
Yani biz öyle alışmışızdır, kim bilir bir kısmı onu ne yapıyordur, bizim gibi yapmıyordur. Arkadaşlar, şimdi tenisi lafzı da talhatü de o müennesik alameti de kelimeye bir ağırlık getiriyor. Bir defa kelimenin faal fiil, anil fiil, lameli fiil var. En az 3 tane harf vardır orada. Bir de ta gelince kelimeye bir ağırlık vermiş oluyor. Tenis manevi de bu olmayınca orada bir hafiflik var. Tenisi lafzıya göre bir hafiflik var. Eğer biz 4 harf diyorsak zaten 4 harf diyorsak zaten o 4. harf ne yapıyor? Bir ağırlık meydana getiriyor. Ortasının harekeli olması gelince sükun nedir arkadaşlar? Hareketsizliktir. Bu hafifliktir. Mesela Hindun kelimesinde iki tane hareke var, bir tane sükun var. Ama 3 tane harekenin olması o kelimeye bir ağırlık meydana getiriyor. Ucmelik Arapçada her dilde, yabancı dilden oraya gelen nedir? Hospital mesela. Değil mi? Hastane. Hangisi kolay? Şimdi rahmetli babam derdi ki, ya ne güzel isim vardı, can kurtaran, bu ambulanslar var ya, onlar eskiden can kurtaran derler, can kurtaran. Şimdi ambulans. Hangisi daha kolay? Yani her dilde bir yabancı dilden intikal eden nedir? Ağırlığı vardır. Ağırdır yani, dilde ağırdır. Mahvecur. Evet, yani 3 harften fazla o 4. harf olması kelimeye bir ağırlık meydana getiriyor. Ta'ya karşılık oluyor. Ortasının harekeli olması, 3 tane harfin 3'ünün de harekeli olması kelimeye bir ağırlık kazandırıyor. Ucme olması kelimeye bir ağırlık kazandırıyor. O ta'dan, yani lafzan olan ta'dan gelecek olan ağırlığı birisinde 4. harfle dolduruyoruz, birisinde ucme ile dolduruyoruz, birisinde de neyle dolduruyoruz? Harekeyle dolduruyoruz. Yani 3 tane harfin 3 tanesi de harekeli olmasıyla dolduruyoruz. Şimdi diyor ki fehindün, buna göre fa'i tefri'iye oluyor. Yani bu yaptığımız açıklamaya göre fehindün, Hint kelimesi yecüzü sarfuhu, sarfı caizdir. Ne demek sarfı caizdir? Ca'etni hindün dersin. Niye caizdir? Çünkü şartu tahattümü te'sirihi yoktur. 3 harften fazla değil. Tenis manevidir ama alemiyette var, tamam da ne yok bunda? Ve şartu tahattümü te'sirihinin tefri'idir bu. Hindün yecüzü sarfuhu. Bunda 3 harften fazla olmadığı için, ortası harekeli olmadığı için, ucme de olmadığı için munsarif olması caizdir. Yani gayri munsariftir ama sarfı da caizdir. Munsarif, gayri munsarif olması da caizdir. Çünkü alemiyet 1, müennesik 2, 2 illetli bir kelime nedir? Gayri munsariftir. Ve Zeynebu Zeynep ve Sakaru Sakar. Sakar nedir? Zeynep kadın ismidir. Sakar nedir? Cehennem tabakalarından bir tabakanın ismidir. Ve mah ve cur, mah ile cur da iki beldenin ismidir. Bunlar mumteni'un, bunlar mumteni'un sarfuha, sarfi mumteni'idir yani gayri munsariftir. Gerekçe belli. Bunlar hepsi tenis manevidir. Zeynep'te ne vardır arkadaşlar? 3 harften fazladır. Sekar'da ne var? Ortası harekelidir. Mah ve cur'da ne var? Hücmelik vardır. Peki, tenis manevi olan kelimeleri düşünelim arkadaşlar. Mesela sakar diyelim. Değil mi? Akrep kelimesi, hani bildiğimiz o akrep var ya, o da müennes bir kelimedir. Tenis manevi var onda. Tenis manevi ile müennes olan bir kelimeyi biz kalksak müzekkere alem kılsak. Hani mesela çok yaramaz olan bir mahallede, yaramaz olan bir apartmanda çok yaramaz olana akrep diyebilirler. Bu bizim apartmanın akrebidir derler. Akrep geldi, akrep gitti. Akrep geldi, akrep gitti. Buna özel isim kalabilir mi? Kalabilir. Eğer bu müennese özel isim kalırsa, bu bayansa zaten müennesi maneviydi. Efendim bir de şimdi alem olunca tenisi manevinin şartı zaten bulunmuştur. Ama akrep kelimesi mesela diyorum, müennesi manevi olan bir kelime müzekkere alem kılınırsa karşımıza bir problem çıkıyor şimdi. Bunu ne yapacağız biz? Müzekkere alem olduğuna göre evet alemiyet var. O müennesi maneviliğini kale alacak mıyız, almayacak mıyız? Diyor ki fe in summiye bihi, o müennesi maneviye ile teslim edilirse, tesmiye edilirse, müzekkerun müzekker tesmiye edilirse feşartuhu ezziyadetu alel felâfeti.
O zaman şart teke düşüyor. Üç harften fazla olması lazım. Yani ortasının hareketli olması işi kurtarmaz. Ucum olması da işi kurtarmaz. Tehnisi manevi olan bir kelime. Müzekkere alem kılınırsa, alemiyet var. Oradaki müennesli manevilik de nazarı itibara alınarak iki illetle kelime gayr-i musarrif olur mu? Olur ama burada şartı üç şeyden birisi değildir. Yani ortasının harekeli olması, ucme olması veya üç harften fazla olması değildir. Burada şart teke düşüyor. Üç harften fazla olursa olur, değilse olmaz. Buyur canım. Bu neyi şart ediyor? Gayr-i musarrif olması mı? Tabii gayr-i musarrif olması. Yani müennesi manevi olan bir kelimeyi biz alem kıldık. Nereye alem kıldık? Müzekker alem kıldık. Şimdi müzekker alem kılınca bunu bir müennesi maneviliği alacaksın. Bir de alemiyeti iki illetli kelimeyi gayr-i musarrif yapacaksın. Yapabilir misin? Diyor ki evet müennesilik vardı, alemiyete vardı. Burada bunun gayr-i musarrif olabilmesinin şartı فَاِنْ سُمِّيَ بِهِ فَشَارْتُهُ gayr-i musarrif illeti olmasındaki şartı اَزْزِيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ üç harften fazla olması lazım. Bu arkadaşlar feşartuhu şartı demek yani vücubunun şartı demek değildir. Vücubunun şartı demek değildir bu. Ya gerçekten tesir etmesinin şartı. Yani gayr-i musarrif olabilmesinin şartı demektir. Şey gibi değil yani. Geride Zeynep Sekar mahcurda olduğu gibi değildir. Fe in sümmiye bihi bu müennesi manevi ile isimlendirilirse müzekker müzekker feşartuhu onun şartı nedir? Ezziyadetu aleyhselâteti. Üç harf üzerine ziyade olmasıdır. Çünkü burada dördüncü harf ta'nın makamına kaim oluyor kesinlikle. Dördüncü harf ta'nın makamına kaim olmuş oluyor. Ta'nın temsilcisi var orada. Yani müenneslik gitse bile müzekker alem olmakla ta'nın temsilcisi vardır orada. Buna göre fekademun bu da fe'in sümmiye bihi müzekkerun feşartuhu ziyadetu aleyhselâfeti bunun tefri'i oluyor. Bu kaideye göre, bu şarta göre fekademun, kadem kelimesi efendim, munsarifun munsariftir. Arkadaşlar kadem ayak demektir. Kadem kelimesi müennesi manevidir. Bu kelime zaten munsariftir. Bu kelime nedir? Zaten munsariftir. Başka bir illeti yok zaten. Yani alem yok bunda. Fakat müennesi manevi olan kadem kelimesini biz ne yapsak? Birisine isim yapsak. Bu Yeşilçimen Camisi'ni bilirsiniz. Yeşilçimen Camisi'nde Kadem amca vardı. Tebliğ cemaatinden birisiydi. Kadem amca vardı. Şimdi kadem ne oldu? Ona isim yapıldı, özel isim yapıldı. Aslında müennes olan, tehnisi manevi olan bir kelime ne oldu? Müzekker birisine alem kılındı. Şimdi fekademun kadem kelimesi munsarifun munsariftir. Neden? Çünkü bir defa burada bir asli bir müenneslik vardı kadem kelimesinde. Doğru mu? İnsan vücudundaki arkadaşlar çift organların çoğu müennestir. El, yani eller diyelim çifttir, ayaklar çifttir, kulaklar çifttir. Çift olan organların aşağı yukarı hepsi efendim müennestir. Kadem de ayak demektir. Bu da müennesi manevi olan bir kelimedir. Şimdi ama alemiyet yok bunda zaten. Onun için gayr-i musarriflik söz konusu değil onda. Fakat kalkıp da biz kadem kelimesini müzekker birisine alem yaparsak o aslında müennes olması, şimdi alemiyet olması kelimeyi gayr-i musarrif yapar mı? Şimdi burada efendim kadem kelimesi ondaki müenneslik ne olmuştur? Müzekkere alem kılınmakla gitmiştir. O müennesliğin yerine, tenis manevinin yerine kaim olabilecek de bir dördüncü harfta yok. Yani bir temsilci de bırakmadı. Bakın arkadaşlar talhatu kelimesi efendim müzekkere mi alemdir, müennese mi alemdir? Müzekkere alemdir. Ama buna rağmen Talha da müennestir. Alemiyet bir müenneslik iki illetle kelime gayr-i musarrif oluyor. Doğru mu? Yani illa ta olduğu zaman müzekkere alem, müennese alem olması şart değildi. Müzekkere bile alem olsa o ta'nın varlığı kelimeyi gayr-i musarrif yapar. Şimdi akrep gibilerde ne oluyor? O dördüncü harf ta'yı temsilen kalmış oluyor orada. Onun için kelimeyi gayr-i musarrif yapıyor ama kademun kelimesinde öyle değildir. Munsarifun munsariftir. Sadece alemiyet ne yapmaz? Kelimeyi gayr-i musarif yapmaz. Ve akrabu akrab ise bu da müennesi manevidir. Bunu bir adama isim olarak versek mumteniun
bu mumteni'dir. Yani ne demek mumteni'dir? Mumteni'un sarfuha. Yani sarfı mumteni'dir. Yani gayr-ı munsariftir. Çünkü burada her ne kadar müenneslik müzekkere alem olmakla gitmiş ise de dördüncü harf değil makamına kaimdir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey, ismi tesgir bir de ismi mensup. Bir şey hatırlatır mı size? İsmi tesgir ve ismi mensup ifadeleri size bir şey hatırlatır mı? Kural açısından. Arkadaşlar ismi tesgirler kelimenin aslını bize buldurur. İsmi tesgirler, ismi mensupler kelimenin asıllarını bize buldurur. Şimdi kadem kelimesinin ismi tesgiri Kudeymetun'dur. Şems kelimesinin ismi tesgiri Şümeysün değil, Şümeysetün'dür. Tenisi manevi ya, Şümeysetün'dür. Kadem kelimesinin ismi tesgiri Kudeymetun'dur. Demek ki kademde ne vardır? Ta vardır. Efendim, ama müzekkere alem kılındığı zaman demek ki orada kademde ta'yı temsil eden herhangi bir harf yoktur. İsmi tesgirde kelimenin kendi o ta açığa çıkıyor. Kudeymetün diyorsun. Peki akrep kelimesi, bunu ismi tesgir yaptığımız zaman bu da tenisi manevidir. Bunun ismi tesgiri nedir? Hukayrabun. Çünkü burada dördüncü harf neyin makamına kaimdir? Ta'yı tenis makamına kaimdir. Şimdi kademde ta'yı tenisi temsil eden kimse yoktur. Olsaydı ismi tesgirde çıkmayacaktı piyasaya. Hudeymetün diyorsun. Oradaki var olan ta açığa çıktı. Peki akrabda gizli ta var mı? Yoktur orada gizli ta. Belki oradaki dördüncü harf ta'nın makamına kaimdir. Onun için ukayrabun. Binaenaleyh akrab kelimesinde ta'nın temsilcisi olduğu için Talha gibi kabul edeceksiniz onu. Müenneslik bir, alimiyet iki, kelime gayr-ı muzarif oldu. Şimdi tekrar toparlayayım buraya kadar arkadaşlar. Te'nisin şartı alem olmaktır. Doğru mu? Te'nisi lafzının şartı alem olmaktır. Kavlen vahiden. Bitti. Bunda lam yok, lam yok, cim yok. Te'nisi manevinin de şartı nedir? Alem olmaktır. Ancak burada bir tafsilat var. Nedir bu tafsilat? Te'nisi manevide alemiyet varsa kelime gayr-ı munsarif olma hakkını cibine koymuştur. Cibine koymuştur. Gayr-ı munsarif olma hakkını cibine koymuştur. Ancak gayr-ı munsarifin vacip olabilmesi için üç şarttan birisi olması, üç şeyden birisi olması şarttır. Tenis manevide. Ya üç harften fazla olacak, ya ortası harekeli olacak veya hücme olacak. Bunlardan birisi olursa kelime gayr-ı munsariftir. Örneklerini Zeynep, Sakar, Mah ve Cur'u verdi misal olarak. Şöyle bir problem var. Tenisi manevi olan bir kelime müzekkere alem kılınırsa, müzekkere alem kılınmakla müennesi kalktı ortada. Bu müenneslik nazar itibarı alınır mı, alınmaz mı? Diyor ki, o zaman şart gayr-ı munsarif illeti sayılabilmesinin, oradaki müennesliğin tenisi manevinin gayr-ı munsarif illeti sayılmasının şartı ortasının hareketli olması kurtarmaz. Hücme olması da kurtarmaz. Mutlaka üç harften fazla olması lazım. Ne olmuş olacak o zaman? Dördüncü harf yani müenneslik gitse bile ta-i tenisi ne temsil edecek? O dördüncü harf temsil edecek. Akrep'te olduğu gibi. Akrep özel bir şahsa isim yapıldığı zaman, erkeğe isim yapıldığı zaman, alem yapıldığı zaman onun müennesliği gitmiş oldu aslında. Doğru mu? Aleme müzekker şey oldu ya, hayvana adı olduğu, hayvanın ismi olduğu zaman akrep müennestir, tenis manevidir. Ama bir racüle, bir erkeğe alem kılındığı zaman oradaki müenneslik kalmadı. Müenneslik kalmadı. Müennesi temsil eden bir harf var mı? Akrep'te dördüncü harf onu temsil ediyor. Nereden biliyoruz onu temsil ettiğini? Çünkü eğer orada ayrıca bir tane daha ta-i tenis düşünmüş olsaydık, ismi tesirinde ne diyecektik? Ugayrabetün diyecektik. Halbuki öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Ugayrabun diyoruz. Halbuki kadem kelimesinde, ismi tesirinde ne diyoruz? Hudeymetün diyoruz. Demek ki kademde ta vardır, aslında ta vardır. İsmi tesgirinde açığa çıkıyor. Efendim, akrep kelimesinin dördüncü harfi ta'nın makamına kaimdir. Bundan dolayı efendim, biz bunu müzekkere alem kıldığımız zaman o Talhatü'deki ta gibi sanki burada da ne vardır? Tenis ta'sı vardır kabul ediliyor. O zaman diyoruz ki müennesi manevi olan bir kelime müzekkere alem kılınırsa efendim o kelime gayr-ı munsarif olur. Eğer dört
3 harften daha fazla ise. Doğru mu? 3 harften daha fazla değilse olmaz. Efendim burada şunun altını tekrar çiziyorum. 3 harften fazla olması şarttır. Neyin şartıdır? Tahattüm-i tesirinin şartı mı yoksa gayrimusarif olmasının şartı mı? Gayrimusarif olması. Çünkü öbür türlü oradaki müennessik yoktur. Mesela kadem kelimesinde müennessik kalmamıştır. Neyle kalmamıştır? Müzekker alem kılmakla kalmamıştır. Diyeceksin ki akrep de müzekker alem kılmakla kalmamıştır. O Talha gibi olmuş oluyor. Yani o ba dördüncü harf adeta Talhatü'nün tası gibi olmuş oluyor. Buyur efendim. Mühendis alem olan mühendis manevi temsilcilerdi hocam. Üç tane ek şart koşmuş. Üç şeyden birisini şart koştu. Tanrı'nın ağırlığını karşılıyor. Müzekker alem olursa da bu bizzat Tanrı'nın kendisini karşılıyor dememiz doğru olur mu? Doğrudur. Diyemeyiz. Bu da tamam arkadaşlar. El-ma'rifetu ve hiye adlun ve vasun ve te'nitun ve ma'rife demişti. El-ma'rifetu, el-ma'rifetu eliflam nedir arkadaşlar? Ahd-i haricidir bu. Yani biz bir defa söyledik, ondan sonrası ne oluyor? Otomatiğe bağlanmış oluyor. El-ma'rifetu, o gayr-i musarif illetlerinden birisi olan ma'rife. Şartuha, onun şartı nedir? Yani gayr-i musarif illeti sayılmasının şartı nedir? En tekûne alemiyyeten alem olmaktır. En tekûne alemiyyeten alem olmaktır. Buradaki alemiyyetin kelimesini siz değerlendirirsiniz. Peki arkadaşlar, madem marifenin şartı alemiyettir, marife demeye gerek yok ki. Adil, vasıf, te'nis alemiyet deseydik değil mi? Niye marife diyoruz ki? Bunu daha önceki dersimizde söylemiştik. Çünkü her gayr-ı musarif illeti bir, her illette bir fer'iyet aranır. Alemiyet dese neyin fer'i olduğunu söylemek zor. Ama tarif tenkirin fer'idir demek mümkündür. Onun için illet marifedir, şartı alemiyettir. Tadat yaparken böyle yapıyoruz. Ama gayr-ı musarif illetini sayarken burada marifelik vardır, bir de efendim vezni fiil var demiyoruz. Alemiyet diyoruz. Evet. Ondan sonra geldik. Önümüzde arkadaşlar hücme var. Hücmeden sonra cemi var. Öyle mi? Bunlar da güzel konulardır. Burada dersi noktalayalım.